Benden sizi öldürmemi istedi. Tedbirli gelin. Gel. Mandanım. Albay Stavro, buyurun. Gerçekten talihinize hayranım Albay Cevdet. Herkes kızınızdan umudunu kesmişti. Başbakan. Sağ olsun, affetti. Başka bir maruzatınız yoksa? Ha. Meşhur postallarınız demek bunlar. Albay Cevdet postallarının bakımına çok düşkündür demişlerdi. Sık sık Periakis Usta'ya gönderiyormuşsunuz, öyle mi? Evet. Sizinkilerin de ihtiyacı var, tavsiye ederim. Periakis Usta'yı bir ziyaret ettim ben de. Halis bir adama benziyor. Ancak siz de iyi bilirsiniz, öyle her şey görünce gibi değildir. Kendiniz götürmeniz icap etmez. Bir askere verirsiniz, götürür. Periakis Usta da aynısını söyledi de... ben kendi ismimi bir başkasına yaptırmayı hiç sevmiyorum albay. Gel. Albay Stavro, General Vasilis sizi görmek istiyor. Düşünün. Sana mühim bir vazife vereceğim albay. Bu yalnızca ikimiz arasında kalacak. Buyurun kumandanım. Oğlum çetecilerin başındaki Eşref Paşa'nın elinde. Yarın bir buluşma gerçekleşecek. Albay Cevdet'in vazifesi Eşref'i öldürmek. Senin vazifen, eğer Cevdet Eşref'i öldürmezse, sen hem Eşref'i hem de Cevdet'i öldüreceksin. Kumandanım. Beni duydun. Cevdet'in kızına karşılık oğlum kaçırıldı. Cevdet'ten şüphelenmem için kâfi. Eğer Albay Cevdet bir hainse... bu ortaya çıkmadan aramızdan ayrılsa iyi olur. İyice anladın mı? Anlaşıldı kumandanım.